Rolling Coaster adı verilen Luna Park treninin ön ve arka koltuğundaki K yolcusu ve en arka koltuğuna L yolcusunun konumları şekildeki gibidir. Buna göre tren şekildeki konumdan geçerken K ve L yolcuları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Anlık hızları eşittir. Arkadaşlar birlikte yol kat ediyorlar. Aynı yolu alıyorlar. Süratler eşit fakat hız dediğimiz an vektörel büyüklüğü de yön devreye giriyor. Mesela K'nın hız vektörü bu tarafa doğru iken L'nin hız vektörü bu tarafa doğru oluyor. Yönler tutmuyor. O yüzden anlık hızları birbirine eşitir. Anlık hız büyüklüğü deseydi doğruydu ama anlık hız dediği için doğru olmadı. Anlık süratleri eşittir demiş. Evet yönün önemi yok süratte. O yüzden anlık süratleri eşit olacak. Çünkü aynı yolu alıyorlar mecburen. 3. Trenin harekete geçtiği andan çektiği konuma gelene kadar geçen süre için aldıkları yollar eşittir. Evet Aynı tren içerisine gittiği için tren ön ucu ne kadar yol alıyorsa arka ucu da o kadar yol almış olacak. Skaler büyüklük yönün bir önemi yok alınan yolda. O yüzden bunlar değiştir deriz cevabımız 2 ve 3 yani denizde olacakmış bir hareketli Ordu ilindeki A konumundan Ulubey ilçesindeki B konumuna giderken şekil 1'deki rotayı kullanmaktadır. Harekette A konumunda bulunan şekil 2'deki tabelanın yanından harekete geçip bir süre sonra B konumuna varıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Bir, Tabela hareketin A konumundan B konumuna varması için alması gereken yolu göstermek. Evet arkadaşlar o gidilen yolun uzunluğunu gösteriyor. O yol ne kadar sonu gösterecek. O yüzden skaler de büyüklük olmuş oluyor. Doğru dolayısıyla birincisi doğru olmuş olacak. 2 tabela hareketin A konumundan B konumuna varması için yapması gereken yer değiştirme göstermektir. Hayır arkadaşlar yer değiştirme başlangıç ile bitiş arasındaki en kısa mesafe olmuş oluyor. Kuş uçuşu mesafe bir başka değişte. O yüzden bunu göstermiyor. Gidilen yolun uzunluğunu göstermiş oluyor. O yüzden bu hatalı oldu. 3. A konumundan B konumuna geldiğinde hareketin yer değiştirmesi 23 kilometreden küçüktür demiş. Evet. Yolun uzunluğu 23 kilometre ama kuş uçuşu gittiğimizde o 23 kilometre daha az bir değer gösterecektir. Dolayısıyla cevabımız doğru. 1 ve 3 yani Ceyhan olacakmış deriz. Bir uçak yatay düzlem üzerindeki pistin KL noktaları arasında doğrusal olarak yol almakta. L noktasına havalandıktan sonra şekildeki yörünge izleyerek bir süre sonra M noktasından geçmektedir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur diyor. Bakalım birincisine ne diyoruz. K L nokta arasında uçağın aldığı yollar yer değiştirmesiyle eşit büyük demiş. Evet K -L doğrusal yol izlediği için aldığı yolla yer değiştirme aynı miktar olmuş olacak. Dolayısıyla birincisi doğru. 2. LM noktaları arasında uçağın aldığı yol yer değiştirmesinden büyüktür demiş. Evet alınan yol gidilen yörüngenin uzunluğu için bunun tamamının alınan yol olmuş oluyor. Ama yer değiştirme başlangıçtan bitişe çizeceğimiz vektör. Yani L'den M'ye şu vektörü çizdiğimizde bunun uzunluğu yer değiştirme vektörü olmuş oluyor. Nasıl alınan yol yer değiştirmeden büyük olmuş oluyor. Dolayısıyla ikincisi de doğru. 3. M noktasındayken uçan KL noktalara göre konumlar aynıdır demiş. Arkadaşlar konum vektörel büyüklük. Referans noktasına göre yönlü uzakta deniyor. Yani şöyle çizebiliriz. Mesela K noktasına göre M noktası uçan konumu böyle bir vektör olurken konum vektörü. L noktasına göre uçan konum vektörü böyle bir şey olacak. Dolayısıyla aynısı olmadı. O yüzden üçüncüyü atacağız. Cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan olacakmış deriz. 50 metre uzundaki havuzda gerçekleşen 100 metre yüzme yarışındaki kaleme yüzücüleri şekli konumlarındayken K yüzücüsünün yarışı bitirmesine 20 metre kalmıştır. Buna göre yüzücüler şekilde konumlardayken yargıların hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar burada bir şeye dikkat. 50 metre uzundaki havuz fakat 100 metre yarışı. Yani gidip geri gelecekler. Dolayısıyla bu geri dönerken ki durumu göstermiş oluyor. İşte K'nın bitmesine 20 metre kalmış. Dolayısıyla 100 metre yarış olduğuna göre 50 metre gitmiş. Geride 30 metre dönmüş. 20 metre kalmış. En hızlı K olmuş oluyor sürat olarak. Sonra M sonra L olmuş oluyor. Bakalım sorularda ne diyor? yarışa başladıkları konuma göre L'nin yer değiştirmesi K'nınkinden fazladır. Arkadaşlar bunlar zaten bu konumlardan yarışa başlayıp gidip geri dönüşlerini gösteriyor. Yani kulvar olarak burası L kulvarı, burası K kulvarı, burası M kulvarı diyelim isterseniz. Yer değiştirme başlangıç ile bitiş arasındaki en kısa mesafe. Dolayısıyla yer değiştirme mantığıyla baktığımızda şu an için bakın L'nin yer değiştirmesi bu kadar olmuş olacak. Öyle değil mi? Ama e, kimin yer değiştirmesi? K'nın yer değiştirmesi bu kadar olmuş olacak. M'nin yer değiştirmesi bu kadar. Yani şu an L'nin yer değiştirmesi mevcut durumda en büyük olmuş oluyor. Yarışa başlıklı konuma göre L'nin yer değiştirmesi K'nınkinden büyüktür demiş. Dolayısıyla doğru söylemiş. Yarışa başladıkları konuma göre kan aldığı yol L'ninkinden fazladır. Alınan yol skaler büyüklük gidip geri gelme toplam yol uzunluğuna bakacağız. Evet K bitirmesine en az kalan K olduğu için yarışı bitirmesine en az kalan K olduğu için demek ki K en fazla yol almış deriz bu anlamda. K en fazla sonra M sonra L yol almış hatta. Bu anlamda iki de doğru. 3 yarışa başladıkları konuma göre K hareketlisinin ortalama süresi m fazladır. Sürat de skalar büyüttük. Gidilen toplam yol uzunluğu bölü zamana bakacağız. E, K'nın yarışı bitirmesine en az kaldığı için demek ki K en süratli olmuş oluyor. Sonra M sonra L diyebiliriz bu anlamda. Mesela K'nın sürati m fazladır deriz. Cevabımız 1, 2, 3, 7 ne olacakmış? Yatay düzleme sabitlenmiş silindirin A noktasına bağlanmış esnemeyen ipi beynine bağlamış K'nın yandan görünüm bir şekildeki gibidir. K'nın aşağıdaki 1, 2, 3 nolu durumlarda yaptığı yer değiştirme büyüklüğü sırasıyla x1, x2, x3 bunları kıyaslayın diyor. Arkadaşlar yer değiştirme başlangıç ile bitiş arasındaki en kısa mesafe yani vektörel büyük buna dikkat ederek bakacağız. Şimdi birinciye baktığımızda yer değiştirmeye ne yaptı? Buradan şuraya geldi. Şöyle bir yer değiştirme yaptı. İkinciye baktığımızda ise bakın şöyle bir yer değiştirme yapmış oldu. Daha büyük dolayısıyla üçüncü, ikinciye benzer ama aynı yer değiştirme değil arkadaşlar. Sebebi şu. Şuraya dikkat. Bakın şurada kırmızıyla çizeyim isterseniz. Şu uzunluğa bakarsanız bakın A noktası ipin başlangıç noktası. Yani ipin boyu X kadarsa o mesafe X kadardır. Ama biz üçüncüye geldiğimizde üçüncüde A noktası burada kalıyor. Dolayısıyla şu mesafemiz ipin uzunluğundan dolayı mecburen X'ten daha az olacak. Çünkü ip şöyle bir yol kat ediyor. X'in uzunluğu burası olmuş oluyor. O yüzden burası X'ten daha az. Ondan dolayıdır ki bakın şu mesafe x kadar doğru ama bu mesafe x'ten daha küçük olduğu için yer değiştirme olarak Pisagor'dan 1'e göre daha az olmuş olacak. O yüzden x2 yer değiştirmesi en fazla olmuş oldu. Sonra x1 sonrasında ise x3 olacakmış deriz. Dolayısıyla 2 1 3 nerede varmış? Ceyhan arkadaşlar. Yukarıda verilen hareket durumlarından hangilerinde hareketin aldığı yolla yer değiştirmesi eşit büyüklüktedir demiş deniz seviyesinin A şehrinden havalanıp deniz seviyesindeki B şehrine inen uçak. Arkadaşlar yer değiştirmeye kuş uçuşu mesafede deriz. O yüzden böyle doğruymuş gibi gelebilir. Dikkat arkadaşlar yerden havalanacak, yukarı çıkacak, geri tekrardan inecek. Dolayısıyla alınan yol gidilen yörüngenin uzunluğu fakat yer değiştirme başlangıçtan bitişe en kısa mesafe. Dolayısıyla aynı olmayacak o anlamda. Alınan yol daha fazla. 2. Eğim sabit bir yamaçtan doğrusu olarak aşağı doğru kayan kayakçı demiş. Bakın eğim sabit olduğu için mecburen aldığı yolla yer değiştirme ne yapacak? Eşit olacak birbirine deriz ikinciyi alırız o zaman. 3 eğimi sabit olmayan bir tepeye tırmanan dağcı. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bir dağ şeklini şöyle kabaca çizmeye çalışacak olsak bakın gidilen yörüngenin uzunluğu alınan yol ama yer değiştirme başlangıçtan bitişe en kısa mesafeyi çizeceğiz. O yüzden burada da alınan yolla yer değiştirme birbirine eşit olmayacak. Cevabımız yalnız ikiymiş. Çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Bilgi. Erkeklerde 100 metre dünya rekoru 2009 yılında Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası finallerinde 9.58'lik derecesiyle Jamaikalı atlet Usain Bolt tarafından kırılmıştır. Buna göre sadece yukarıda verilen bilgiyle Usain Bolt'un dünya rekorunu kırdığı yarıştaki performansı ile ilgili sonuçlarından hangilerine kesinlikle ulaşılabilir demiş bakalım. 1 o güne kadar ulaşılabilen en büyük ortalama sürete sahip olmuştur. Arkadaşlar evet en kısa sürede yani dünya rekoru kırdığına göre 100 metre en kısa sürede tamamlayan kişi. Sürat dediğimizde alınan yolun zamana bölümü olduğu için zaman en küçük olduğu için süratimizde en büyük olacaktır deriz. Doğru. 2 o güne kadar ulaşılabilen en büyük anlık hıza sahip olmuştur. Arkadaşlar anlık hız o andaki hızı anlamda yani 9.58 saniye diliminde herhangi bir anda sahip olduğu hıza deniyor. Şimdi en büyük Hüseyin Bolt'a ait olmayabilir. Başka bir yarışçı o gün yarışta daha büyük anlık hıza sahip olabilir ama sonuçta 100 metre yarışındaki ortalama süreti Hüseyin Bolt'un en büyük olmuş oluyor. O yüzden buna ulaşamayacağız anlık olarak. 3. O güne kadar ulaşılabilen en büyük anlık ivmeye sahiptir. Anlık ivme de o andaki ivmesi. İvme biliyorsunuz birim zamandaki hız değişimidir. Muhtemelen yarışa ilk başladığı anda belli bir hıza çıkana kadar en büyük ivme oralarda gerçekleşmiştir. Tabi yarışıya yarışırken anlık olarak ivmesi olabilir. Yani hızlanıp yavaşlanıp performansla değişiklikler olabilir. Ama en büyük ivme muhtemelen duruştan harekete geçtiği anda olacaktır en büyük ivme Hüseyin Bolt'a ait olmayabilir. Yani çıkışını başka bir yarışçı daha iyi yapmış olabilir. İvmesi daha büyük olabilir. Ama anlık olarak ivmesinden ziyade ortalama süreti yarış boyunca Hüseyin Bolt'un en büyük olmuş. Aslında sadece bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Bu anlamda üçü de alamayacağız. Cevabımız yalnızca bir yani adan olacakmış deriz. Şekil 1'deki yatay ray üzerindeki kızağın altına yerleştirilmiş lazer ışığı kaynağı bir saniye aralıklarla anlık yanıp sönmekte ve lazer ışığı rayın altındaki yatay film şeridinde noktasal lekeler oluşturmaktadır. Eşit aralıklı film şeridi üzerinde lazer ışığı meydana getirdiği lekeler şekli gibidir. Buna göre yargılar hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar lekeler arası mesafeye bakarsak 5 birim, 5 birim, 5 birim diye gidiyor. İkinci aklama 4, 3, 2 diye gidiyor. Yani ikinci akla yavaşlamış. Birinci akla sabitize gitmiş, ikinci akla yavaşlamış. Üçüncü akla tekrardan birer birime düşüyor. Burada tekrardan sabitize gitmiş. Buna göre diyor bir kızan kalyaranı kızı meylanı kızın 5 katıdır demiş. Evet burada beşer birim beşer birim yol alırken meylanı birer birim birer birim yol almış. Eşit aralıklarla alıyor birer saniye aralıklarla alıyor. Dolayısıyla 5 bölü 1 diğerinde 1 bir bölü 1'den evet 5 katıdır deriz doğru birincisi. 2 kızak lemarında yavaşlamıştır diyor. Evet önce 4 3 2 diye yol gidiyor. Dolayısıyla yavaşlamıştır buradan anlaşılıyor. 2'ye de doğru deriz. 3 kızan KL aralığındaki ivmesi MN aralığındaki ivmesinden büyüktür diyor. Arkadaşlar hızı büyük de ivme dediğimiz birim zamandaki hız değişimi. KL aralığında da MN aralığında hızının büyüklüğü değişmiyor. O yüzden ivmesi yok. İkisinde de 0 olmuş oluyor. Sadece LM aralığında ivmesi var. Bize KL ve MN'yi karşılaştırmış. İkisi de 0 olduğu için biri diğerinden daha büyük değil. Cevabımız bu yüzden 1 ve 2 yani burs olacakmış deriz.